Gebze Belediyesi'nin bir yıllık çalışmalarını değerlendirir misiniz? Gebze Belediyesi'nde bir yılı aşkın zamandır yeni bir belediye başkanımız seçildi, Zinnur Bey, Zinnur Büyükkes. Gebze Belediyesi'nin son bir yıllık çalışmalarında, geçen hafta da kendileri zaten bir yıllık bir değerlendirme toplantısı yaptılar ama benim için en önemli olan o toplantıya ben katılamadım ama ilçe yöneticilerimiz noktasında temsil edildik, meclis üyelerimiz noktasında. Bana göre son bir yılda Gebze Belediyesi'nin Gebze halkına en büyük katkısı malumuz olduğu üzere bir kangren hal almış olan bir kamyoncular garajı konusu var. Burada belediye başkanı ilk göreve gelir gelmez o noktada kendisi de bizzat duruşmaya katılarak mazbatasını aldıktan tahmin ediyorum bir ay içerisinde gerçekleşti bu. Onun belediyeye aktarılması oldu işletmesinin, kamyoncular garajının belediyeye aktarılması konusudur. Bana göre gözle görülür de odur. Onun dışındaki çalışmaları rutin çalışmalar olarak değerlendiriyorum. Çok da fazla şöyle söyleyeyim, gözle görülür başka da bir nokta yok ama bir de evrak üzerinde gördüğümüz kadarıyla onu da bilgilendirme toplantısından aldığımız izlenim belediyenin borçluluk durumunda ciddi manada bir azalma oldu. Hatta bir karlılık durumuna da geçtiği noktasında bir veri var elde. Bunun da doğruluk veya gerçeklik payını biz beyanına esas alıyoruz belediye başkanının. Oradan hareketle gördüğümüz durum o. Ama tabii burada en önemli olan husus kamyoncular garajını belediye çünkü çok ciddi bir gelir kapısı belediye için. Buradan gelen gelirin de kamu kaynağının da belediyeye aktarılması ama bu belediyeden de vatandaşa aktarılması gerekiyor. Bu da hizmet yoluyla olması gerekiyor. Bir yıllık dönem içerisinde bu sağlandı. Bu da çok reel. Bundan sonraki süreçte de kendi projelerini de açıkladılar. Biz de izleyeceğiz, takipçisi olacağız. Bu kamu kaynağının halka aktarılması noktasında da için takipçisi olacağız. Bizim için yani özetle en gözle görülür ve belirgin olan icraatı sözleşmenin bitmiş olmasına rağmen kullanılmasıydı. Burada ciddi bir kamu zararı vardı. Kamu zararının da önüne geçilmiş oldu. Bizim gördüğümüz en önemli icraatı Sinnur Bey'in kamyoncular garajının belediyeye kazandırılmasıdır işletmesi. Gebze'nin en büyük ve en önemli sorunu nedir? Gebze'nin bize göre en önemli, en büyük sorunu Gebze'nin iç bulunmuş olduğu coğrafi konum itibariyle organize sanayi bölgeleriyle birlikte çok ciddi bir nüfus yaşıyor Gebze'de. Günlük gelip geçen nüfus da çok ciddi manada fazla. Buna da bağlantılı olarak bize göre hem Gebze'nin merkezi hem de organize sanayi bölgeleri noktasındaki ciddi bir trafik sorunu var. Şimdi yapılaşma var, imara açılan alanlar var. Özellikle Yenikent bölgesi her geçen gün imara açılıyor. Tatlıkuyu bölgesi akabinde Osman Yılmaz'ın etrafı ve civarındaki bölgelerde ciddi bir yapılaşma var ama buna bağlı olarak da bu altyapı hizmetlerinde de sıkıntı olduğunu görüyoruz. Özellikle de bunun en başında trafik ve altyapı sorunu olarak görüyoruz. Trafiği zaten malumunuz olduğu üzere bir kavşak yapıldı biliyorsun Hannibal kavşağı battı çıktı o da bana göre amacına uygun da yapılmadı. Daha farklı şekilde yapılması gerekir teknik anlamda. Çok kısa tutulmuş bir alt geçit Dalçık. Bunun daha büyük ebata daha kapsamlı Gebze'nin merkeziyle Tatlıkuyu Mahallesi'nde birbirine bağlayacak şekilde de yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum ama geçici bir şekilde o şekilde yapıldı. Bence çok da fazla stratejik ve analizik böyle Ar-Ge'si yapılmadan yapılmış bir proje. Bizim Gebze'de en önemli sorun trafik sorunudur. Ve bunun beraberinde de altyapı sorunudur. Altyapı sorunu ile ilgili de geçtiğimiz hafta bir su kesintisi yaşadık. Olabilir. Bu neticede altyapı ile alakalı bir problem. Her zaman arızalar olabilir ama bu enteresan olan tarafı burada İSU'nun buna mazereti. Benim cep telefonuma da geldi bir mesaj. 99 yılında yapılan SCTP borularından kaynaklı falan filan böyle bir izahat. Yani arıza olabilir tabii ki. Biz de bu dünyanın içerisinde olan hayat yani
hayatın olağan akışı içerisinde olabilecek bir durum bu arıza. Ama bu arızanın mazeretini 99 yılına bağlamak da çok da böyle bir karşılığı olmayan bir durum. Yani 99 yılındaki borulardan vesaire izahı belli yani. Ama bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı da seçim propagandalarında son zamanlarında da altyapıya 350 milyon lira yatırım yaptıklarını iddia ettiler. Ama bugün de geldikleri işin finalinde de bakıyorsunuz ki 99 yılına da atıfta bulunuyorlar. 99 yılına da atıfta bulunuyorsak da o zaman 20 yıldır bu memleketi, bu kenti bu siyasi irade yönetti. Burada da kusuru da 99 yılına bağlamak çok da böyle hakkaniyetli bir şey değil. O zaman da bu memleketi yürüten irade, siyasi ideoloji belliydi. Şimdiki de aynı devam ediyor. Onun için yani şunu bir biz düstur edinmemiz lazım. Biz iyi olan bir şeyi sahipleneceğiz. Kötü de varsa o kötüyü de sahiplenmek lazım. Yani bu bunun ne siyasette ne insan değerlerde de çok da bir karşılığı yok. O yüzden biz Gebze'de en önemli sorun, çünkü gerçekten 20 yıldır bu memleketi yöneten mevcut siyasi irade memlekete trafik sorununun çözümü, altyapı noktasında da yatırım yapmadığını, bunu yaşayarak görüyoruz zaten. Sosyal medya düzenlemesi kararı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi sosyal medya düzenlemesi sadece sosyal medya üzerinden değerlendirilecek bir konu değil. Sosyal medya tamam, sosyal medya amacına uygun kullanıldığında ayrı bir dünya, ayrı bir derya. Çok verimli sonuçlar da doğuruyor. Çok olumsuz sonuçlar da doğurduğu durumlar söz konusu oluyor. Bizim burada açıkça şu konuyu şöyle birazcık daha açayım. Şimdi AK Parti iktidarı yola ilk çıktıklarında hani kimsesizlerin kimi olacağızla birlikte 3 Y'leri vardı AKP'nin. 3 Y'si de şuydu: yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz diye çıkılan bir yolculuğun 20 yılın sonunda geldiği final sosyal medya kısıtlaması oldu. Kendi kendilerine içlerinde çeliştiler. Bunun da amacı şu: şimdi malum medyada, basında, memlekette, ana akım medyada tamamı bir siyasi iktidarın bir egemenliği söz konusu. Birkaç tane muhalif basın yayın organları var, görsel ve ulusal anlamda konuşuyorum. Çok da fazla muhalefet sesini duyuramıyor kanallarda da. Ana akım medyada da çok az yer buluyor. Bizim partimiz de dahil olmak üzere muhalefet kanadı. Tabii burada sadece bu sosyal medya üzerinden bir yasaklamadan ziyade buradaki olay, böyle halk diliyle tabir etmek gerekirse, böyle tornadan çıkmış gibi tek tip insan, tek tip vatandaş modeli yaratılmaya çalışılıyor. Kesinlikle eleştiriye kapalı, kesinlikle muhalefet söylemlerini yer almadı. Biz hem sosyal medya hem de görsel ve yazılı basın oluşturulmaya çalışılıyor. Bu noktada bununla bir bütün olarak değerlendirmek lazım bunları. Ama burada biraz da şu da var: muhalefet, eleştiren kesim, idara muhalefet içeri koyan siyasi parti olsun veya sivil toplum kuruluşu olsun, burada ahlaki değerleri de ön planda tutmak lazım. Ahlaki değerleri ön planda tutmak lazım derken, açıkçası şöyle söyleyeyim ben, yani rahmetli Ömer Lütfü'nün bir lafı var. Der ki, memleketi siyasi partilerin programları, siyasi çalışmaları, siyaseti partiler, programlar yönetmez diyor. Memleketi bunlar düzeltmez diyor. Siyasette diyor, ahlak egemen olmadıkça hiçbir şey olmaz diyor. Bu memleket ayağa kalkmaz diyor. Sosyal medyada da ahlak, etik kuralların ön planda olması gerekiyor. Şimdi eleştirilerimizi bu çerçevede sınırlamamız gerekiyor. İnsanların kişilik haklarına, insanların, bireylerin onur, haysiyetlerine rencide edecek tarzı söylemlerin olmaması gerekiyor. Burada ironi de yapmak istemiyorum. Çok böyle bir kısım var, belli bir azınlık bir kısım var. Bunların da ben bilinçli de yapıldığını düşünüyorum. Burada sosyal medya kısıtlaması bunlardan hareketli, yani bu kısıtlamanın meşruluk kaynağını sosyal medyadaki hakarete varan açıklamalardan, hakarete varan paylaşımlardan hareketle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. O nedenle bu sosyal medya çok mükemmel bir
mecra ama amacının dışında kullanıldığında buradaki paylaşımlar amacının dışında da sonuçlar doğuruyor ve bu nasıl söyleyeyim ben size bir mazeret oluyor bu sefer bu tür yasaklamalara karşı. Bunların da bir düzen altına alınması gerekiyor ama bunun şekli de bu değil diye düşünüyorum ben. Sosyal medyayı yasaklayarak yani yasaklarla bir yere gidemeyiz. Yasaklar belli bir noktadan sonra kitlesel, toplumsal halk direnişine de maruz kalabilir. O yüzden yasaklarla değil düzenlemelerde biraz nüanslar olabilir ama buradaki amaç tamamen şu geldiğimiz konjonktürde bugün itibariyle konuşuyorum ben daha çok muhalefetin sesini kısmaya, eleştirinin sesini kısmaya. Çünkü sosyal medya çok böyle hızlı yayılıyor. Bir hashtag atıyorsunuz. Milyonlarca insan bunu bir anda, bir saat içerisinde milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Şimdi buradaki amaç ne kadar bu söylediklerin hani meşruluk kaynağı yasaklamanın meşruluk kaynağı olarak gösterdikleri durum veya hakarete varan söylemler, insanların kişilik, insan değerlerine, ailesine varıncaya kadar hakaretlerden bir meşruluk kaynağı alıyorlar ve oradan yasaklılığa getiriyorlar ama bunu da bir çözüm değil. Sosyal medyanın yasaklanmasının özündeki amacı tamamen toplumda kitlesel bir muhalif kanadın muhalefetin trendinin yükselmesiyle alakalı kısıtlamaya gitmek. Onun için biz bunun da meşruluk olarak gösterdikleri gerekçelerini tam da manasıyla karşılığı olmadığını düşünüyoruz.